Money in the bank. Hit you with the bank.
Klinik olarak kanıtlanan Head & Shoulders'la %100'e kadar kepeksiz saçlar ve hijyen için derinlemesine temizlik. Acıbadem Üniversitesi öneriyor. Çek sağa bak sola vur topa yön ver. Kap topu sürüleri her yöne git gel. Azimle gururla yılmadan durmadan defansa hücumda her topa yön ver. Sahada her topa hükmedenler, tıraşta da kusursuz hakimiyet ister. Yeni Mach 3 Turbo'nun 3 yönlü hareket teknolojisi, yakın markajla yüzünüzdeki her kıvrıma uyum sağlar. Daha konforlu bir sinek kaydı tıraşla her an farkını hissettirir. Erkek için en iyisi, jilet. Hak ettiğin esans, işte bu dostum. Old Spice. Ve Migros Türkiye kanalından herkese merhaba. Ben Arda Timer'ın İlgin ve yanımda Erten Gazi bulunuyor. Erten, ne haber, nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Öncelikle kanalımıza hoş geldin. Nasıl gidiyor? Onu öncelikle bir öğrenelim. Öncelikle yanınıza beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Pandemi döneminde bir insan ne kadar iyi olabilirse biz de o kadar iyiyiz diyelim. Evde sıkılıyoruz biraz ama olsun. Hepimizin yapması gereken görevlerimiz var bu pandemi sürecinde. Onun dışında her şey çok güzel. Her şey güzel gidiyor diyorsun. Evet sevgili arkadaşlar, bugün Anadolu Efes'in yıldız oyuncularından bir tanesi Erten Gazi bizim konumuz olacak. Kendisine sorularımız olacak. Sporla ilgili olarak sorular soracağız. Onun haricinde kariyeriyle alakalı olarak sorular soracağız. Böyle güzel, tatlı, arkadaş ortamında samimi bir ortam olacağını düşünüyorum ben Erten. Buradan hani böyle bununla alakalı söylemek istediğin bir şey var mı? Heyecanlı mısın? Tabii ki heyecanlıyım. Pek göstermesem de ben de oyunlara meraklı bir insanım aslında. PUBG Mobile'da birkaç kere oynama şansı buldum. Fakat devamını getirmememin bir sebebi vardı. Biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Onların da sizlere bu söyleşinin devamında bahsedebilirim isterseniz. Peki söyleşiye geçmeden önce, ben sorularımı sormadan önce biraz bize böyle Erten Gazi'den bahseder misin? Tam olarak kimdir? Hani bilmeyenler için bir tanıtsak. Erten Gazi 1997 doğumlu. Kıbrıs doğumlu. Fakat Kuzey Kıbrıs Hükümeti doğumlu. Bir erkek çocuğudur diyelim artık. Ben küçüklüğümden beri çeşitli spor dallarıyla uğraşmış biriyim ve yani voleybol olsun, atletizm olsun, futbol olsun, tenis olsun, bu spor dallarıyla uğraştıktan sonra en sevdiğim spor dalının basketbol olduğuna karar verdim. 14,5 yaşına kadar ben Kıbrıs'taydım, Kıbrıs'ta doğup büyüdüm. Ancak daha sonra Anadolu Efes beni Yıldız takımına kadrosuna katmaya karar verince ben işte evimi bıraktım, ailemi bıraktım. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Bir 3 yıl boyunca Anadolu Efes'in yıldız takımında, genç takımında ve o zamanki pilot takımı olan Pertemniyal Spor Kulübü'nde forma giyme şansı buldum. 18 yaşına geldikten sonra tabii 16 yaş altı milli takımına girmiştim ilk geldiğim senemden Türkiye'ye. Sonra 18 yaş altı milli takımda boy gösterme şansı bulmuştum. Tabii bildiğiniz üzere 18 yaşından sonra altyapı yaşımız bitiyor. Ve o yüzden A takıma çıkma hayalleri olan oyuncular için bir fırsat doğuyor. Benim de en büyük hayalim Anadolu Efes A takımında oynamaktı. Ancak 18 yaşında bana bu fırsat geldi. Bir teklif sunuldu. Ancak ben aynı zamanda eğitime önem veren bir, yani eğitimle sporun aynı anda gitmesini gerektiğini düşünen bir birey olduğum için aynı zamanda bana Efes'ten A takımından teklif geldiği gibi Amerika Kolej Ligi'nde olan birkaç takımdan teklif gelmişti. Ben kararımı Amerika'ya gitmekten yana kullandım. Sebebi ise hem üniversitenin, yani derslerin, hem eğitim sisteminin takımla birebir iletişim halinde olmasından dolayı daha rahat üniversite okuyabileceğini düşünmemdi. Ve çok da güzel oldu. Sonuç olarak 5 senenin sonunda 2 diplomayla tekrardan hayal ettiğim kulübe, A takımına geri döndüm. Ya aslında burada güzel bir kariyerden bahsediyoruz. İki tane diploma, diplomanın haricinde hayallerini gerçekleştiren bir sporcudan bahsediyoruz. Güzel ve azimli olmuş, genç yaşta başlayan bir kariyer aslında. Bu da bizim aslında ilk sorumuzu da cevaplayan şeylerden bir tanesi. Kıbrıs'tan başlayan bir yolculuk
akabinde İstanbul'a gelmeler, onun haricinde iki diplomayla beraber de şu anda kariyerine devam eden bir Ertan Gazi var karşımızda. Yani güzel bir kariyer, güzel bir başarı. Umarım bunun devamı gelir senin açından. Çok daha Umarım. yerlere gelmeni hep beraber temenni ediyoruz. Ki bizler Teşekkür ederim. de sporcunun her zaman yanında olan insanlarız. Peki sana o zaman baskete geçtiysek şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Senin için iyi bir basketbolcu tam olarak nasıl olmalı? Nasıl iyi bir basketbolcu olunur? Buradan Mustafa Kemal Atatürk'ten bir alıntı yapmak istiyorum. Ben sporcunun Zeki Çevik aynı zamanda Halatlısını severim. Tabii bu sporcular için basketbolcular ve sporcular için geçerli olduğu gibi siz bana iyi bir basketbolcu nasıl olunur diye sordunuz. Ben buna bir komple bir cevap vermek istiyorum. Basketbol çift taraflı oynanan bir spordur. Hem savunma hem hücum yönünden komple bir oyuncu olmak zorundasınız. O yüzden benim sizlere tavsiyem, yani benim görüşüm, iyi basketbolcu olmak hem savunma yönünde takımına en yüksek derecede katkı sağlamak hem de hücum yönünde takımın için en ne kadar iyi katkı sağlayabiliyorsan o katkıyı sağlamaktır. Yani iki yönlü bir sporcu olmak çok önemli. Basketbolcu olmak çok önemlidir. Anladım. Peki bir basketbolcu olduktan sonra biraz böyle kendini bu soruya cevap vermeni istiyorum düşünerekten. Bir maça çıkacaksın. Mental olarak kendini nasıl hazırlıyorsun? Neler yapıyorsun? Mesela kimisi müzik dinler, kimisi kitap okur, kimisi işte sevdiği insanı arar, annesiyle babasıyla görüşenler olur. Sen tam olarak mental olarak neler yapıyorsun bunun için? Tabii sizlerin dediği gibi her yiğidin bir yol işi vardır. Kesinlikle. Şimdi bu benim profesyonellikteki ilk yılım oldu. Yani profesyonel olarak ilk yılım oldu. Fakat önceki yıllarda size nasıl hazırlandığımı söyleyebilirim. Ben müzik dinleyerek, ancak müzik tarzlarım biraz değişik olabilir. Ben maçlardan önce çok göstermesem de heyecanlanan biriyimdir. O yüzden biraz daha beni sakinleştirecek ve beni kim olduğuma dair bir hatırlatma yapacak müzikler dinlemeyi tercih ederim. Biraz daha yavaş, yani normalde basketbolcu arkadaşlarınız biraz böyle rap tarzı veya işte pop tarzı müzikler dinlerler ya, ben biraz daha böyle ağır, klasik, belki lo-fi müzikleri dinlemeyi tercih ederim. Biraz daha sakinleştirici. Ancak yani bu ne kadar konsantrasyonumu sağlasa da profesyonelliğe başladığımdan beri yani yine müzik dinlemeye devam ediyorum. Ancak aynı zamanda mental olarak profesyonel maça hazırlanmak için rakibini çok iyi tanıman gerekiyor. O yüzden mesela rakip takımdaki savunma yapacağım oyuncunun highlight videosunu izliyorum mesela. Ben kendimi böyle hazırlıyorum. Veya mesela kendi yönümde, mesela hücum yönünde takıma nasıl katkı verebilirim diye düşünüp onu kendi işte müzik dinlerken kendi beynimde bir yani gösterleştiriyorum onu o hareketi yaparken ve işe yarıyor. Yani şu ana kadar bir perform ilk maçın hariç, ilk maçta böyle bir şey yapmadığım için bir performans düşüklüğü olmuştu ve ilk maçtan sonra performansında bir artış gördüm. Bunu yaptıktan sonra performansında bir artış olduğunu gördüm ve işe yarıyor yani. Aslında soruya ilk girdiğinde şey dedim. Diğer basketçi arkadaşlarıma göre rap dinlemiyorum dedim. O zaman ben şöyle bir Evet. soru sormak istiyorum sana. Amerikan kültüründe gelen bir spor olduğunu varsayarsak basketbolu. Evet. Hani bütün basketbolcular o zaman Amerikan gettosundaki o rap müzikleri dinlemiyor değil mi? Hani bütün olay rapte bitmiyor. Aslında biraz kişinin kendi karakterine göre de değişebiliyor. Tabii ki ben haklısınız burada. Kişinin karakterine değişiyor. Ancak yani her, ben de dahil olmak üzere, ben çok az dinlememe rağmen her basketbolcuda yine bu kültür bir şekilde vardır. Yani maçtan önce mutlaka sevdikleri, dinledikleri bir artist veya bir şarkı vardır rap olarak. Eminim yani. Peki şunu da sormak istiyorum sana. Soyunma odasındasınız. Müzik açan biri var mı? O takımın müziğini o soyunma odasında hype'layan, takımı maça hazırlayan biri var mı? Çünkü hani bazen oluyor, bazı takımlarda böyle biri çıkıyor. Her takımda da var diye düşünüyorum ben. Sizin takımda var mı öyle biri? Ya da o sen misin? Şimdi soyunma odasında yani sürekli müzik açan bir arkadaş yok. Ancak birkaç kere benim yapmışlığım oldu soyunma odasında. Son ses müzikle giriyorum. Ben çünkü çantam da burada aslında. Ama hoparlörüm yanında değil. Böyle bir sırt çantası var yanımda, tamam mı? Sırtımda eksik olmuyor yani bu. Şurada şu gördüğünüz kanca var ya.
Bu kancaya takıyorum ben hoparlörü. Hoparlör benimle beraber geliyor. Birkaç kere soyunma odasına böyle girmişliğim oldu. İşte bazı takım arkadaşlarım yani gülerek ve hoşgörüyle karşıladı. Bazıları ise kendi kişisel kulaklarına diyelim, kişisel bölgelerine biraz daha saygı istedikleri için çok fazla hoş görmedikleri için o günden itibaren şey yaptım. Yani müziğimizi kendimize sakladım. Ancak diyelim ki ağırlık antrenmanı var. Orada ben hoparlörümü getirmişsem tabii ki müziği ben açıyorum. Öyle devam Böyle ediyoruz. yani. Yani Anladım. böyle devam ediyoruz. Peki Ertan, şeyi de sormak istiyorum. Seni diğer basketbolculardan öne çıkaran, başarılı olmanı sağlayan, antrenmanlarda özel olarak yaptığın bir şey var mı? Hani bunu yaptığım için antrenmanlarda veya bireysel çalışmalarımda buna odaklandığım için ben kendimi diğer oyunculardan ayırdım ve bugün olduğum konumdayım diyebiliyor musun? Ben kendimi çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Ve gerek basketbol olsun, gerek hayatta olsun, kişisel olarak olsun. Ve basketbolda nelerimin eksik olduğunu ben görüyorum. Tabii ki dışarıdaki gözlerden de yardım alarak bunları görüp geliştirmeye çalışıyorum. Ancak genel olarak her antrenman yaptığım ve beni diğer oyunculardan, yaşlılarından veya şu an profesyonel olarak diğer oyunculardan ayıran bir özelliğim. Ben antrenmanın ne zaman olursa, ne saat olursa olsun, hangi başı olsun, sonu olsun, ortası olsun, hiç ayırt etmeden yaptığım tek şey herkesten fazla efor göstermek. Yani bir seviyeye geldiğiniz zaman, özellikle bu profesyonellikte, bütün oyuncular seçilmiş bir seviyede oluyor. Yani herkes çok yetenekli. Herkes yani geldiği ülkenin, geldiği takımın en iyi oyuncularından biri. Özellikle Anadolu Efes gibi Avrupa'nın en iyi takımlarından birinden bahsediyorsak. Yani tabii ki özel çalışmayla bu yeteneğine katkı sağlayabilirsin, daha fazla öne çıkabilirsin. Ancak bir yerden sonra maç kazanmak ve performans göstermek efora kalıyor. Ve ne kadar yani o topu veya o basketbolu ne kadar çok sevdiğine ve ne kadar istediğine kaldığı için ben kendimi bu özelliği seviyorum ve bunu yapıyorum her antrenmanda. Biraz da başarılı olabilmek için kişinin sanki öz eleştiri yapabiliyor olması lazım. Hani benim bu yönüm eksik Tabii ki. diyebilmeli ki oraya gelişerek daha iyi, daha yukarıya gidebilmesi gerekiyor, değil mi? Tabii ki özgüvenle ego arasında çok büyük bir fark vardır. Hayatındaki bu kariyer dönemine dönecek olursak, daha kariyerinin başındayken, bir şeyleri öğrenmeye başladığında bu yol ayrımını hissettin mi? Hani benim bu yönüm çok zayıf, bunu geliştirmem gerekiyor dediğim bir şey oldu mu? Yani profesyonelliğe başladığım zamandan itibaren mi yoksa basketbola başladığım zamandan itibaren mi? Basketbola başladığından itibaren. Yani basketbola başladığımdan itibaren yani benim aile sporcuydu. Özellikle yani doğduğumdan beri sahalardayım diyebiliyorum size. Babam plaj voleybol oynuyordu ben doğduğumda. Daha önce profesyonel sporcu voleybolcuydu Galatasaray'da. Annemse Beşiktaş'ta basketbol oynadı. Pardon, basketbol diyorum. Atletizm yaptığı için. Yani ben sporcu bir yerden geliyorum. Sonra işte ben evlendikten sonra bu anne ve baba Kıbrıs'ta yaşamaya devam ettiler. Bu üniversite zamanlarında oluyordu. Ve profesyonel sporlarda aynı zamanda Kıbrıs'a devam ettiler. Ben yani doğduğumdan itibaren ya basketbol sahasındaydım ya plaj voleybol sahalarındaydım. Ve yani o yüzden kendimi de o zamandan beri eksik gördüm. Mutlaka kesinlikle ya bir şey yoktur yani çocuk aklıyla sonuçta. Ancak bu dönemde yani kolej ligine gittiğimden beri, 18 yaşımdan beri sizlere söyleyebileceğim şeyler. Yani şut yönüm zayıftı benim koleje gittiğimde. Onu geliştirdim. Hatta geliştirmeye de devam ediyorum. Onun dışında ben bireysel olarak hızlı biri olduğunu düşünüyorum. Fakat çabukluk konusunda biraz daha gelişebileceğimi düşünüyorum. Yani şu an için geliştirmek istediğim şey oyun görüşü, şut ve çabukluk diyelim. Ya bunu zaten kendin bildiğin için de muhtemelen bireysel antrenmanlarında buna göre de kendini ona göre fokusluyorsundur diye düşünüyorum. Tabii ki. Peki beraber oyunu hani beraber oynadığın en yetenekli oyuncu sence kim? Bugüne kadar. Beraber oynadığım bugüne kadar zor bir soru sordunuz ama en yetenekli oyuncu ben Furkan Korkmaz diyebilirim. Furkan Korkmaz. Yaşadım. Evet, 1997 doğumlu arkadaşım da. Hem Efes'te altyapıda beraber oynadık. Hem belli bir dönem Perpignan yıl takımında oynamıştık beraber. Hem de milli takım hem 20 yaş pardon 18 yaş altı ve 16 yaş altı milli takımlarla beraber oynamıştık. Yani
Tabii ki Furkan bireysel olarak çok çalışkan birisi. Ancak belli bir yani belli özellikleri o bir insana verilir yani Allah vergisi deriz ya. Furkan'ın oyun görüşü, basketbol zekası bence gördüğüm en yetenekli oyunculardan biri. Peki oynamaktan en keyif aldığın oyuncu diye sorsak? Cevabım çok basit. Doğuş Balbay. Çünkü ben sahadayken savaşmaya yani o an enerjinin ne varsa içerisinde ne varsa veren oyuncuları çok severim. Onlarla beraber oynamayı. Ve Doğuş abiyle yani sahada beraber oynadığım zaman biliyorum ki yani bir hata yaparsam arkamdan o hatamı yani beni destekleyecek, beni temizleyecek bir oyuncu var. Çünkü ben de onunla, o da beni biliyor ki ben de aynısını onun için yapacağım için. Yani birlikte çok keyif aldığımızı düşünüyorum oynarken. En azından ben böyle düşünüyorum. Umarım o da öyle düşünüyordur. Artık bunu yayından sonra kendisine sorarak öğrenebilirsin diye düşünüyorum Soracağız artık. ama yani ben de şu an merak ettim, cevabını bana da getirirsen çok sevinirim. Tamam. Peki Erten, şimdi kendinden bahsettin. İşte oynamaktan keyif aldığın oyuncudan bahsettin. Yetenekli gördüğün oyuncu, hayata bakış açını ufak tefek değindik ama sana şöyle kişisel bir soru sorsak, özel hayatınla alakalı değil de hani kişisel olarak seninle ilgili bir soru. Seninle Tamam. ilgili bilmediğimiz bir şey. Buradan seni takip Ben edenlere, izleyenlere. bilmediğiniz bir şey. Hani sadece böyle çok yakın çevrenin bilebileceği, çok yakın arkadaşının ya da annenin, babanın, ailenden birinin bilebileceği bir şey. Onlara sorsaydınız keşke bu soruyu. Onlar biliyordur yani. Ancak Mesela tikim vardır, mesela kimse bilmiyordur. tikim yok. Tikim yok. Sanki Yani ben bile buradan bilmiyorum varsa. yani sanki buradan varmış da kimseye belli etmek istememişsin gibi bir hal vardı. Yok mu? Tamam. Ama şey diyebilirim yani yakın çevrenin bildiği ben uyurken ışığa gelemem yani en ufak bir ışık süzmesi olsun gözüme girmese bile gelemem o yüzden yani diyelim ki yattım en ufak bir ışık geliyor mesela perdenin arasından o perdeyi ben duvara yapıştırana kadar veya camın üstüne yapıştırana kadar durmam yani en ufak bir ışık gelse hemen kapatırım en sonunda çareyi şey buldum. En kalın tişörtümü alıp kafama sarıyordum böyle. Hiçbir yerden ışık gelmiyor. Rahat rahat uyuyabiliyorum. Biliyorsun değil mi? Bunun için uyku göz bantları var. Onlardan da alabilirsin. Daha pratik ve rahat oluyor. Direkt gözünü kapatıyor. Bakacağız. Hani çünkü yazın düşünüyorum şimdi böyle bir şey yapsan Şimdi çok sıcak olacak. niye bunu söylüyorsun? Şimdi niye beni yerden yere vurdunuz? Belki Ya bilmiyordum oğlum. öyle bir şey belki. İşte ben de sana burada yardımcı olmaya çalışıyorum bir yerde. Hani o Tamam. kadar rahat uyuyor çünkü uyku da hani bir sporcu için uykunun Tabii çok tabii. önemli olduğunu biliyoruz. Uyku düzeninin, uykuyu alabilmenin. O da Evet. bir vitamin çünkü bir yerde. Ki sen Evet daha iyi tabii ki. biliyorsun. Hani Kaslar bunu için. söylemek istersen. Yani günde 4 saat, 5 saat antrenman yaptıktan sonra bir de mental açıdan kafanız her zaman basketbola yoğunlaştığı zaman bir de bunun özel hayatı var tabii. Yani vücudunun ve beynin dinlenmesi gerekiyor ve ben yani 8 saatten az uyuduğum günlerde yani zombi gibi dolaşıyorum. Zaten beni gören takım arkadaşlarım herkes söylüyor yani. Bugün kesin sen 7 saatin 8 saatin altında uyumuşsun diyorlar ve doğru çıkıyor yani. O yüzden uyku çok önemli. Uyku kesinlikle çok önemli. Uyku düzeninin bir sporcu hayatında çok önemli olduğu aşikar. Herkes için sporcu olmasına gerek yok. Özellikle şu an yani gamerlar lobisindeyiz şu an. Yani biz gözlerimizi çok yoruyoruz. Yani özellikle işte televizyona bakmaktan, telefona bakmaktan. Bu gözlerin dinlenmesi lazım yani. O yüzden uykunuza lütfen tabii gece geç saatlere kadar ayakta kalmanın zevkli olduğunu, arkadaşlarla oynamanın zevkli olduğunu ben de biliyorum. Özellikle ping de düşüyor. Gece geç olduğu zaman internet hızlanıyor. Ancak yani Yoğunluk uyku çok önemli. Yoğunluk olmadığı için. olmadığında. Yoğunluk olmadığı Ancak için. uyku çok önemli. O yüzden siz de bunlara dikkat edin lütfen. Peki bu pandemi süresi sizi nasıl etkiledi? Yani antrenmanlar nasıl olmaya başladı? Antrenman metotlarınız değişti mi? Daha az, daha sık alınan önlemler var mı? Yani takım içerisinde nasıl Ya bir işleyiş var şu anda? antrenmanlarda bir değişiklik olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben de sizlerin daha önce söylediğim gibi Anadolu Efes'e bu sene
gelen bir oyuncuyum. Ancak daha önce bu yani takımda olan arkadaşlara konuştuğum zaman onlar antrenman sıklığında veya temposunda bir düşüş olmadığını, aksine bir küçükten bir artış olduğunu söylediler bana. Yani bunlara ek olarak sadece antrenmanlardan önce hafta 2-3 kere maç sıklığına göre PCR testi oluyoruz COVID için. Onun dışında işte antrenmanlara mesela antrenmanlardan önce bir rutinimiz varsa diyelim ki işte karın egzersizi veya işte bir ısınma, stretching falan bireysel olarak yapıyorsak şimdi PCR testleri de olduğu için daha erken gelmemiz gerekiyor sahaya. Onun dışında yani bir antrenman sırasında bir değişiklik olmadı. Ancak maçlarda yani şu anki maçlarımızda seyirci alamıyoruz maalesef. Ve bu yani bizim açımızdan biraz üzücü bir olay. Çünkü sonuçta seyirci bizi ateşleyen, bizlere destek veren bir etken maçlarımızda. Yani özellikle ev maçlarımızda, ev sahibi olduğumuz maçlarda. Şimdi onun yokluğunda açıkçası basketbolu seviyoruz. Evet ama seyirciyle oynamak da tabii ki bambaşka bir duygu. Anadolu Efes seyircisini canlı görme şansı henüz bulamadım. Ancak arkadaşlarımdan ve takım arkadaşlarımdan duyduğum üzere özellikle geçen sene böyle bir atmosferin yani çok zor bulunabileceğini söylediler bana. Umarım en kısa zamanda bu pandemiden kurtuluruz. Umarım yani seneye bir sonraki sezon için yani sizleri de bizlere destek olurken sahalarda görme şansımız olur. Tabii ki de yani keşke pandemi süresi geçse de artık spor müsabakalarına hep beraber gidebiliyorsak. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Sporun en keyifli kısmı taraftarın yaratmış olduğu atmosfer. Sahadaki sizlerin de oyuncuların da bu atmosferden faydalanarak kendilerini o andaki moral motivasyonunu daha çok maça verdiğini görebiliyoruz. Çünkü bazen oyuncular değil taraftarların size yaratmış olduğu atmosferin desteğiyle de kendinizi bir anda en üst performansa çıkartaraktan maçı çevirmişlikleriniz bile var. Hangi maçlar Tabii ki. nerelerden döndü? Ama bunun tabii temeline baktığınız zaman atmosferi yaratan taraftarların çok büyük, seyircinin çok büyük desteği oluyor. Ki Anadolu Efes'in burada taraftar gücünü, atmosfer gücünü de yani görmezden gelemeyiz. Zamanındaki Evet. şeyleri gayet iyi biliyoruz yani öyle söyleyebilirim. Evet. Peki, bu soruyu zaten sana soracaktım seyirci konusuyla alakalı olarak ama zaten sen kendin cevap verdin Ertan. Bu süreçte, bu pandemi sürecinde herkes bir online hayata döndü. İşte insanlar ofise gitmiyor, bütün toplantıları online yapıyorlar. Kimisi oyun oynarken, kimisi film izlerken ya da dizi izleyerek kendini bu süreçte geçiriyor. Bu süreci sen nasıl geçiriyorsun evde? Öncelikle size bunu söylemek istiyorum. Ben yazda gelmiştim Anadolu Efes'e. Yani antrenmanlara başlamıştım. Ve işte Eylül, Ekim yok pardon Ağustos, Eylül, Ekim ayında İstanbul'a yerleştiğim için bir ev tutmam gerekmişti. Bu evi ben tuttum. Fakat eve giremediğim için 3 ay boyunca kirayı boşuna vermiş oldum. Yani biz çok yoğunuz aslında. Sözü buraya getirmek istiyordum. Biz çok yoğunuz. Yani antrenmanlardan olsun, maçlardan olsun. Yani çeşitli ülkelere gidiyoruz, şehir değiştiriyoruz. O yüzden yani eve geldiğim zaman tek yapabildiğim kirli olan kıyafetlerimi makineye atmak, ondan sonra duşumu alıp uyumak, sonra sabah tekrardan antrenmana gitmek. Ancak tabii ki bazı dönemlerde eve gelip rahatlama şansı bulabiliyorum. Yani bu gece de onlardan biri. Ben de sizler gibi Netflix ve oyun bilgisayarım ve telefonumda oyun oynamayı oynayamıyorum. Ancak PlayStation'ım var. PlayStation'da oynamayı çok seviyorum. Yani benim de sizin dediğiniz gibi yani işte bazen kuzenlerimle zaman geçiriyorum, arkadaşlara zaman geçiriyorum. Ancak hafta sonu işte evden çıkma yasağı olduğu için ben de işte dizi izleyerek, film izleyerek veya işte online'daki arkadaşlarla, özellikle Amerika'daki arkadaşlarla çünkü onlar da çok büyük bir çevre edinmiştim Amerika'da online oyuncu çevresi olarak. Onlarla beraber zaman geçirmeye çalışıyorum. Peki PlayStation dedin, bilgisayar dedin. Oynadığın oyunlar var mı? Yani ki oynadığını biliyoruz da yani neler oynuyorsun?
Rekabetçi oyunları mı daha çok seviyorsun, yoksa hikaye içerikli story modlu oyunları mı daha çok seviyorsun? İlerlemeli oyunlar vesaire. Öncelikle burada herkesin adına konuşmak istiyorum. Rekabetçi oyun oynarken ne zaman pingimiz çıksa, ne zaman bir paket losumuz olsa herkes çok sinir olur. O yüzden ben de Türkiye'ye geldiğimden beri maalesef internetimiz burada bizim çok iyi değil. O yüzden her ne kadar rekabetçi oyun oynamak istesem de yani işte Call of Duty olsun, Fortnite olsun, biliyorum Fortnite deyince bazı PUBG severler bana Fortnite mı? Niye Fortnite oynuyor bu? Çocuk oyunu falan değil mi o diyecekler. Ancak işte ben de Fortnite'a alıştım yani. Onları o oyunları oynarken yani birine yenildiğim zaman yani işte bir savaşırken yenildiğim zaman benim için bir sıkıntı olmaz. Yani o benden daha iyiyse bir sıkıntı yok. Ancak yani eğer savaşırken ben donup kalıyorsam bir yerde ve ateş edemiyorsam veya adam soldayken sola doğru bakarken aynen beni sağdan vuruyorsa orada yani biraz kumanda kırmışlığım oldu. Şu an 6 tane kumanda var bende. 4'ü kırık. Yani senaryo hiç yabancı gelmiyor. Böyle şeyler var mı? Biz hiç farkında bile değiliz ama yani. Yani onun dışında işte bu aralar story mod yani oyunlara girmek istiyorum ancak PlayStation 5 ile birlikte çıkan bir sürü hikaye bazlı oyun olduğu için halen ben PlayStation 5 alma şansı bulmadım. Yani eski oyunlardan birkaç isim verebilirim sizlere. God of War serisini çok seviyorum. Onun dışında Horizon diye bir seri vardı. Onu çok seviyorum. Last of Us gibi oyunlar. Yani bir hikaye olarak bunları seviyorum. Spider-Man çıktı. Çok güzel PlayStation'a özel. Herkese tavsiye ederim PlayStation olanlara oynamalarını. Eğer Spider-Man'i de severseniz. Yani bu tür oyunları tabii ki seviyorum. Bu arada eski oyunculardan Crash Bandicoot diye bir oyun var. Eğer biliyorsanız. Ben şu an PlayStation 1'de oynamıştım onu. Şu an ona sardım tekrardan. Hikaye olarak onu oynuyorum. Çünkü internetimiz maalesef sinir ediyor beni. Öyle. Sanki orada bayağı bir şu oyun konusunda baktığımız zaman Hayır, senin orada bu akşam oynayacağım. Bu akşam oynayacağım da tek yani kendimi hazırlıyorum şu an psikolojik olarak. psikolojik olarak. Bu şey galiba maç öncesinde mental olarak kendini hazırlama sürecin. Hani Aynen gerçeklerle öyle. yüzleşirsin. Aynen öyle. Bu olay yaşandığı zaman kesinlikle moral motivasyonunu bozmamalıyım. Çünkü Oynamaya devam edeyim. kumandayı kırmak istemiyorum. Yani iki tane kumandam kaldı. Yok, kırma. Onlar Sen önemli. kumandayı kırma. Sen doğru, sakin. Bunlar geçecek Ertan. Bir gün bunlar geçecek. Peki şey soracağım. Basketbolcusun. Profesyonel olarak oynuyorsun. Kariyerin, mesleğin, işin. Belki de hayatının tamamı. NBA 2K serisini oynadın mı hiç? Ya da nasıl buluyorsun? Öncelikle tabii ki oynadım. Bir basketbolcu olarak ilk kayı oynamak elde değil. Ancak iyi miyim kötü müyüm onun hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yani bu yaz döneminde özellikle kampa gittiğimizde birkaç arkadaş benden işte iki kara gelin beraber işte maç yapalım. Dört tane kol vardı. İkiye iki bir maç yapalım dediler. Yani maç sonucunda herkes benimle dalga geçti. Nasıl bir basketbolcusun diye. O yüzden maalesef yani ciddi olarak oynamadım. Onlara o maçtan sonra söyledim. En son ciddi olarak oynadığım NBA oyunu NBA Live 2008'di. O da bilgisayarda. Yani 2008'den beri oynamıyorsun 2008'den beri oynamıyorum. yani. O da iyiymiş. Yani Biraz aslında daha biraz daha vurmalı, kırmalı, ateş etmeli oyunları seviyorum. ya biraz daha first person oyunlarını seviyorsun. Aynen PUBG gibi, öyle. FPS oyunları. CS gibi, Evet, Valorant evet. gibi. Ha, PUBG demişken size onu da söyleyeyim. PUBG Mobile'ı ben birkaç arkadaşım var. Yani hardcore oynayan arkadaşlarım Kıbrıs'ta bu arkadaşlar. Bana dediler ki Erten sen de indir. Yani squad atarız dediler. Yani, tamam dedim atarız. İndirdim ben oyunu ve oynamaya başladım. Fakat ilk oyunda yani indik işte. Nereye indiğimi tam olarak hatırlamıyorum. İşte bir tane AR buldum. Bir tane shotgun buldum. O süperdi. Başka bir şey gerek yok aslında. Sniper'a da gerek var ama. Başka bir şey gerek yok dedim ben. Çıktım işte bir bakıyorum önden bir araç geliyor. Araç da geldi önüme park etti. Arabadan indi işte adam. Bir şapkan da aldım herifi. Dedim ah ilk kilim süper dedim. Arabaya bindim işte biraz gittikten sonra benzin bitti galiba. İndik arabadan. Sonra 2-3 tane adam üstüme geliyor. Yani tek kişiyim sola atıyorum o an. 2-3 tane adam üstüme geliyor. İşte onu arayla vuruyorum onu vuruyorum. Bir tanesi eve kaçtı eve girdim şapkanla vurdum falan böyle. Yani bir 5 dakika geçmeden 16 kill oldum.
Dedim ne oluyor? Ben bu oyunda yani şey miyim? Tanrı mıyım? Ne oluyoruz? Neyse bir de şey aldık. Chicken dinner falan dedi bize. Kazandık oyunu. Yani ben dedim hemen şey yaptım. Screenshot aldım. Ekran resmi aldım. Hemen arkadaşa attım. Dedim hemen başlayalım oynamaya. Çünkü ben bu oyunda çok iyiyim. Biraz taşıyayım sizi. Sonra arkadaş bana sesli not atıyor. Diyor ki Erten senin hevesini kırmak istemiyorum ama ilk oyunda AI botlara karşı oynuyorsun. Birkaç tane insan geliyor karşına. O yüzden yani bence bir oyun daha oyna. Ondan sonra konuşuruz dedi. Bir oyun daha oynadım. İndiğim yerde öldüm. O yüzden bir daha da oynamadım Çok kötü. Bu çok acı bir yüzleşme, bir tecrübe olmuş. Hani arkadaşın da yani daha iyi şey yapabilirdi. Hani gel beraber Hayır. oynayalım. Gel Hani göstereyim insan sana. der ki gel bir dua atalım, gel bir squat atalım gösteririz sana nereye inmen gerekiyor falan. Yok sen bir oyun daha at, sonra konuşuruz dedi. Ben de attım bir de yani sonra oyunu sildim. Yani direkt seni şey yapmış böyle. Gerçeklerle yüz yüze bırakmış Ertan. İşte Aynen gerçekler öyle. bunlar. Hayır bir de dalga geçerek yumrukla öldürdü beni herif ya. Of, çok kötü olmuş ya. Peki PUBG Mobile demişken, PUBG Mobile'in son zamanlarda Türkiye'deki, özellikle dünyadaki e-spordaki konumuna bakacak olursak, senin e-spor hakkındaki düşüncelerin tam olarak neler? Yani e-spor son geçtiğimiz 5 ile 10 yıl arasında çok hızlı gelişen bir endüstri. Çok daha da gelişeceğine inanıyorum. Yani büyüyeceğine inanıyorum. Hatta bu e-spor hakkında ödev vermişliğim vardır. Ancak tam miktarı hatırlamasam da şu an 200'de 300 milyon, pardon milyon diyorum, milyar mı? Milyon dolar arasında bir değeri var bu o gaming endüstrinin. Ancak yani bu birkaç yıl önceydi. Şu an büyük bir ihtimal çok daha büyümüştür. Zaten yani bir sürü oyunun mesela League of Legends'ın şu an PUBG'nin işte Fortnite olsun yani bu gibi oyunlar bilgisayardan veya işte konsol oyunlardan başlayıp şu an telefona kadar inmiş, avucumuz içine kadar inmiş olan uygulamalar, oyunlar. Yani daha kim bilir ne kadar büyür, ne kadar şey yapılır bu yani nasıl diyeyim sana, ne kadar daha yatırım yapılır bu spora. Yani daha yeni başlamış, büyümeye yeni başlamış bir endüstri. Ben de yani e-spor hakkında çok fazla yani bu konuda bir ekonomik açıdan bir bilgim var. Onun dışında işte Counter Strike Global Offensive turnuvalarını izlediğim oldu birkaç kere. Çok zevk alarak izliyorum. Onun dışında Fortnite'ın World Cup'ı olmuştu. Orada yani bu rekabetçi ruhunu görmek yani insanlar en iyi oyuncuları bir şekilde izlemek, bildiğim bir oyunda en bir şekilde izlemek çok keyif vericiydi. Bir de bu yani bu turnuvaların sonunda çok büyük ödüller oluyor. PUBG şu an mesela bizim konuştuğumuz PUBG Mobile turnuvası var. Yani çok geleceği olan bir endüstri olarak düşünüyorum e-sporsu. Zaten bu endüstri büyümeye başladıkça Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler de artık kendi espor takımlarını kurdular biliyorsun. Kendi takımlarının başarıları bile oluşmaya başladı. Sadece e-spor kulüpleri değil. Artık profesyonel kulüplerin de işin içerisine girmesiyle beraber başlayan bir sektör, endüstri haline geldi. Onun haricinde daha yeni bir oyuncumuzu Schalke e-spor takımına transfer ettik. Onu Bunun tebrik ediyorum. haricinde keza dünyanın en iyi kulüplerinden bir tanesi TSM var. TSM'de Türk Evet. oyuncularımız bulunuyor vesaire. Hani endüstri senin dediğin gibi bayağı bir büyümeye başladı. Hatta basketbol seyircisiyle e-spor seyircisinin şu an çok yakın bir rakamlarda ilerlediği de söyleniyor. Tabii İSSK olarak bunu net olarak bilmiyorum ama senin varsa bu konuyla alakalı fikrini de almak isterim. Ya şey diyebilirim aslında bu yani sizin söylediğiniz kesinlikle doğru olabilir. Çünkü yani bu e-spor turnuvalarını izlemek yani Twitch'ten olsun veya YouTube'dan olsun veya canlı yayından olsun bu turnuvaları izlemek çok daha kolay, çok daha kolay erişilebilirlikte olan bir olay. Ve ayrıca yani dünya nüfusu şu an yani büyüyen bir nüfus olduğu için ve gençlerin de bu oyun endüstrisine yakından ilgi gösterdikleri için yani zaten bahsetmiştim ne kadar büyüyebileceği bir potansiyeli olduğunu. Yani bence en kısa zamanda yani çok kısa bir zamanda geçecek bir hatta yani basketbolu geçer, çeşitli spor dallarını geçer. Çünkü hem izlemesi hem yapması zevkli bir iş. Yani o yüzden olumlu bakıyorum e-spor için.
Ya bu aşamada şunu diyebiliriz. Ertan Gazi e-sporu takip eden biri. Peki takip ettiğin bir takım var mı? Ya da desteklediğin bir e-spor takımı bulunuyor mu? Şimdi destekleyecek kadar takımları takip etmiyorum. Ancak tabii ki işte bu Fortnite oynadığım dönemlerde FaZe takımı vardı, Liquid takımı vardı, Ghost takımları vardı. Yani bunlardan işte 100 Thieves diye bir takım vardı. Yani bunlardan izlediğim birkaç oyuncu vardı. Onların aracılığıyla takımlarda öğrenmiş oldum. Ancak tabii ki sizlerden de bana bir bilgi verebilirseniz bu takım işleri nasıl oluyor? Yani bir oyuncunun bireysel zaferi önemli tabii ki. Ancak bu takım arasında nasıl bir katkı, nasıl bir paylaşım oluyor? Bana bir kısa bilgi verme şansınız var mı bu konu hakkında? Tabii ki Bir de. bilginiz var mı sizin de? Şimdi bildiğin gibi Migros Espor turnuvaları yapılıyor burada. Mesela PUBG Mobile turnuvası olacak bizim bu yayınımızdan sonra. Mesela bu aslında çok cevabı çok geniş bir soru. Sorduğun soru. Burada şöyle bir işlem uygulanabiliyor. Migros Espor takılan henüz kendini ispatlayamamış biri aslında burayı şöyle düşünebilirsin. Basketbolcu olacak, altyapı seçmelerine katılıyor. Ya da okul takımına giriyor diye düşünelim. Migros Espor'un burada yapmış olduğu turnuvada aslında bu tarz etkinlikler de şuna vesile oluyor. Ben bir takım kuruyorum, yetenekliyim ve bunu bir turnuvaya katılarak, başarı göstererek ya da kendi performansımla beraber, yapmış olduğum oyunla beraber dışarıya yansıtarak diğer kulüplerin dikkatini çekebiliyorum. Bu sefer de bu kulüplerin menajerleri, koçları ya da takip ettiği kişiler seni bu kulübe öneriyor. Ya da bu kulüpteki yetkili kişiler geliyor, seninle iletişim kuruyorlar. Ve bir şekilde transfer süreçleri ilerliyor. Nispeten bu en kemik haliyle anlattığımız konulardan bir tanesi. Bunun haricinde oyundan oyuna değişiklik gösteren lig sistemleri oluyor. Oyunun kendi içerisindeki ligde sahip olduğun dereceye göre yükseldikçe işte yüksek elo'lara geldiğinde burada belli bir sıralamalar oluyor. Dünya sıralamasına girdiğinde yine kulüplerin ve menajerlerin, scoutların dikkatini çekiyorsun. Bu da bir başka bir alternatif. Hani aslında çok fazla çeşitli şeyler var. Ya da diyorsun ki sen bir kulüp sahibisin. Ben de sana geliyorum. Mail atıyorum. Ben diyorum kendime güveniyorum, yetenekliyim. Beni bir dener misin diyorum. Sen eğer o anda böyle bir oyuncu ihtiyacın varsa ya da o andaki enerji tutuyorsa beni deneyebiliyorsun da. Bu da başka bir yol tabii. Ya çeşitli yolları var. Kulüplerde buna istinaden doğru oyuncuları, başarılı oyuncuları, turnuvalardan oyuncular seçerek, transfer ederek, oyuncular da tabii çok çalışarak, kendilerini göstererek bir yerlere geliyor diyebiliriz. Teşekkür ederim. Yani var mı başkası? Burada soruları soran kişi ben değil miydim ya? Vallahi bir tane daha sorabilir mi isterseniz yani. Peki takıma katıldıktan sonra mesela Galatasaray, Fenerbahçe dediniz. Yani bu takımlar birbirlerine karşı oynuyorlar değil mi yani? Tabii ligler oluyor. Nasıl oluyor? Ligler oluyor. Yapılan liglerde, turnuvalarda takımlar grup eşleşmeleri olabiliyor. Sivis Tamam. bracket sistemleri olabiliyor. Bu ya birçok şey var aslında. Bu da senin aslında bugüne kadar basketbol turnuvalarında olan, diğer spor dallarındaki yapılan turnuvalarda olan sistemle aynı şey. PUBG Mobile'in bir turnuvası var. Bu turnuvaya başvuru yapıyorsun takım olarak. Sonra bu takım içerisinde organizasyon kişileri, yetkilileri seni bir şekilde takım, yani bir şekilde derken belli bir sistemde turnuvadan turnuvaya değişebiliyor bu. Yerleştiriyor takımını ve bu gruplar içerisinde elemeler olabiliyor, lig sistemi olabiliyor, lige göre kazandığın maça göre puanlar kazanabiliyorsun. PUBG'den örnek verecek olursak, ona alt takımın mücadele ettiği bir alanda, haritada sıralama puanı alıyorsun. Sıralama haricinde kill puanları alıyorsun. Bunlar toplanıyor Best of 3 olarak. Daha sonrasında ya da Best of 1 da diyebiliriz. Toplanıyor. Toplandığı zaman belli bir derecenin üzerindeysen bu şekilde bir üst lige çıkabiliyorsun. Elemelere katılabiliyorsun. Elemelerde başka takımlarla eşleşiyorsun. 3 maçın ikisini kazanan kişi takım bir üst tura çıkabiliyor. Finaller genelde Best of 5 olabiliyor. Best of 3 seçilebiliyor. Bu tabii çeşitlilik gösteriyor. Hatta
Şöyle örnek vereyim. 4 haftadır yapılan Migros Espo'nun içerisinde yapmış olduğumuz PUBG Mobile turnuvasında da yarı finalde belli bir sıranın üzerindeki takımlar almış oldukları sıralama ve kill puanlarıyla beraber her hafta mücadele ettiler. Ve bugün senden sonra geçeceğimiz maçlarda büyük finali oynayacaklar aslında. Yani Kolay gelsin. Kolay gelsin diyelim. ya Vallahi. bugün aslında bir nevi PUBG Mobile'in Migros Espor turnuvası altında gerçekleşmiş olduğu bu turnuvada derbi diyebileceğimiz bir müsabaka Peki olacak. Çünkü nereden izleyebiliriz? yine aynı şekilde Migros Türkiye Twitch kanalından Mikros Türkiye demiş ona. Tamam. buradan devam ediyoruz. Tamam. Yayından Tamam. sonra artık chat'te de seni görmek isteriz Tamam. Erten. Belki oradan da sana sorular sormak isteyen takipçilerin olabilir. O zaman Tamamdır. şöyle sorulara devam edecek olursak, başka sorun yoksa tabii. Varsa seve seve Bu cevaplamak kadar. isterim. Tamam. Tamam. Bu kadar. Özür Ya olur böyle şey. Burada istediğin gibi sorabilirsin. E-spor hakkında istediğin her şeyi sorup öğrenmek, öğrenmeye çalışıyor olman çok keyif verici. Çünkü senin gibi yetenekli oyuncuların, kariyer yapmış olan oyuncuların bu şekilde e-spora ilgisi ve şeyi inan e-spor içerisinde birçok oyuncuyu hype'layan, motive eden konulardan bir tanesi oluyor. Hani ben doğru yoldayım diyebiliyor oyuncular. Doğru yolda devam et. O zaman arkadaşlar duyduğunuz Severek gibi izliyoruz. Erten Gazi'nin de dediği gibi e-sporda yola devam diyoruz. Çalışmaya devam, başarılı olmaya devam diyoruz. Peki hayat felsefeni sorsak, hayattaki motto nedir? Unuttum. Ben yaptığım şeylerden yani bir şey yapacaksam eğlenmeyi çok seviyorum. Yani kalbim nereye git derse, neyi yap derse onu yapmayı seviyorum. O yüzden zaten basketbolda öyle devam ettim yani. Sonuçta 14 yaşındaki bir çocuğun yani bir ülke değiştirip işte ailesini geride bırakıp başka bir şehre, başka bir ülkeye gelmesi yani tamamen kalbinin sesini dinlemesinden dolayı oldu. Hayattaki motto ise işte eğlenerek, bir şeyi yapacaksan severek, eğlenerek yap ve kalbinin sesini dinle oldu yani. Biraz da sanki şeyi bırakmamak gerekiyor. Hayallerin peşinden devam et. Onu Tabii ki, bırakma. tabii ki. Savaş, mücadele et. Çünkü hani çok genç yaşında aileni bırakıp bir kariyer yapmaya çalışıyor olman bu bir yerde kariyer değil de sanki hayallerinin peşinde koştuğunu gösteren bir hareket gibi. Yani size bunu söyleyebilirim. Ben işte liseye geçeceğim zaman, Kıbrıs'tayken liseye geçeceğim zaman yani sınavla girilen bir liseye girecektim. O sınavlara çalışırken işte özel bir derse gitmiştim. Özel dersteyken bana işte herkese soruyorlardı işte sen ne okumayı düşünüyorsun, onu yapmayı düşünüyorsun. Bana sordukları zaman yani ben böyle donup kaldım ne okuyacağım yani hiçbir şekilde düşünmedim. Ben de dedim ki yani ben basketbol seviyorum, basketbolcu olurum herhalde. O dersteki arkadaşlarım, dersteki arkadaşlarım olsun işte hocam olsun yani güldüler. Yani açıkçası yüzüme bakıp güldüler yani. Orada ağrıma gitmişti yani. Ancak bu beni bir ateşledi yani. Daha fazla kendime bir özgüven geldi. Daha fazla bu işi yapma isteği geldi bana. Hem liseye girdim, o sınava giren liseye girdim. Hem basketbolcu oldum, hem de diplomamı aldım. Yani o yüzden şey yapmanız gerekiyor. O kendi herkesin içinde bir o istek, o kıvılcımı yaratacak bir hayal yatıyordur. Siz o kıvılcımı sadece nerede bulacağınıza bir excuse yapıp o kıvılcımı sizin yaratmanız gerekiyor. Kendi Kesinlikle. içinizde. Kesinlikle öyle. Hayallerin peşinden devam etmek, savaşmak çok önemli. Yaşadığın şeyde eğer kırılsaydın ve hayal kırıklığına uğrasaydın belki de bugün hayallerini gerçekleşememiş ve geriye dönüp baktığında keşke orada hayalim kırılmasıydı, hayal kırıklığı yaşamasaydım da, özgüvenim kaybolmasaydı da, savaşsaydım diyebilirdin. Ama şu an olmak istediğin yerde olduğunu görebiliyoruz. Zamanımız var mı? Tabii var. Tamam, bir küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. İlkokul 2. Ben basketbol takımına seçilmişim ilkokul 2'de. Orada işte maç oynarken rakibimizden bir tanesi yani o zaman da ilkokuldayken mesela çocukların gelişimleri değişik olur yani. Biri daha fazla uzar, biri daha fazla geniştir, dalısız, cılız kalır falan. Ben yani çok büyük değildim, çok da küçük değildim. Ancak rakip takımdaki bir
Yani kaba bir oyuncu. Yani koçunun da bir çirkinlik yapmasını istemiş koç ondan. Çocuk da buna meyilli olduğu için, eğimli olduğu için ben işte sert bir faulle benim burnuma vurmuştu. Burnum kanamıştı. Tabii ilkokuldaki kaç yaşında oluyorum şu an bilmiyorum yani. Ne oluyor? 10, 11 mi oluyor? 12 mi oluyor? Emin değilim yani şu an. Ben maçtan çıkmak zorunda 8-9 kaldım. diyelim. İşte İlkokul 2. 8-9 mu oluyor? Evet. Tamam, 8-9 yaşında oluyor. Maçtan çıkmak zorunda kaldım. İşte burnumun işte kanamasını durdurduk. Son periyoda gelildi. Bu üçüncü periyot olmuş. Son periyoda gelildi. Maç başa baş gidiyor. Ve takım arkadaşlarımı görüyorum. Ben maçı izliyorum çünkü işte kenardan. Takım arkadaşlarımı görüyorum. Yani bir oyuncuya ihtiyaçları var. Orada onlara işte ne bileyim bir destek olacak. Bir yani maçın içerisinde onlara skor edecek veya işte rakip takım olacak bir oyuncuya ihtiyaçları var. Oyuncu bendim. Ancak hiç sevmediğim bir olay yaptım ve maalesef korktum ben. Yani yine şey yapacaklar diye yine sakatlanacağım. Bildiğin korktum yani. Oyuna girmek istemedim. Oyuna girmedik ve kaybettik. Ben o gece o gün işte maçtan sonra bütün arkadaşlarım bana ters ters baktı. İşte annem babam mesela destek olur diye düşündüm. Ancak onlar da çok yani destek olmadılar. Yani sen nasıl korkarsın diye. Ben o günden işte o gece uyuyamadım. Hatta bir hafta geçtikten sonra bile zar zor uyuyordum açıkçası. Yani 9 yaşındaki bir çocuk. Ve kendime orada bir söz verdim. Artık yani ne olursa olsun bir şeye girdiğiniz zaman geri dönüş yok. Orada hayallerinin peşinden de gideceksen geri dönüşü yok yani bunun. Neyin var neyin yok hepsini vermen gerekiyor. O günden itibaren de %100'üme her şeyi %100'ümü vererek başarılı olmaya devam ediyorum. Tabii ki çok kırılacak noktaya geldi. Özellikle Amerika'dayken ben bir yıl içerisinde 3 tane ameliyat geçirdim. Çok Yani geçmiş bu olsun. dönemlerde teşekkür ederim. Bu dönemlerde hatta bir yıl geçti. Bir yıl bir ay oldu. Dördüncü ameliyat olmuştum. O derece yani. Bu dönemlerde tabii ki kırılacak gibi oldu her şey. Ancak her zaman kendime size de daha önce söylediğim gibi bir kıvılcım bulmanız gerekiyor ikiniz de. Ben kendime her zaman bu anıyı hatırlattım ve o kendime verdiğim sözü unutmadım ve devam ettim yolu. Böyle bir anı paylaştım sizlerle de. Yani çok güzel bir Bunu anı. şeye de ekleyebilirsiniz yani. İşte ailem ve yakın arkadaşlarım dışında kimse bilmiyor bu konuyu. Sizlerle paylaşmış oldum yani bunu da. O sormuş olduğunuz soru vardı ya. Evet. İşte Ertuğrul Gazi hakkında bilinme. Onu da ekleyebilirsiniz bunu. Ya bu gerçekten güzel bir şey çünkü bu tarz hikayeler sporcularda, daha doğrusu sporcular demeyeyim de genç kardeşlerimizde, arkadaşlarımızda biraz daha böyle kendilerini motive edebilecekleri, örnek alabilecekleri hikayeler oluyor. Düşmeyip yola devam etmek ya da düştüklerinde kalkıp yola devam etmek. Engelleri aşabilmeyi görebilmek ve bir başarı örneğini böyle somut haliyle senin gibi şu an karşımıza görüyor olabilmek güzel bir şey. O zaman böyle demişken son olarak gençlere söylemek istediğim bir şey var mı? Bu konuyla alakalı olarak, genel olarak sporla, e-sporla alakalı, bu pandemi dönemiyle alakalı. Ya çünkü çok güzel bir hikaye anlattın. Birçok kişiye örnek olabilecek bir hikaye. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyoruz. Burada Migros Espor kanalında, Migros Türkiye kanalında bunu bizlerle paylaştığın için. Sözü sana bırakayım. Zaten hayallerimizin peşinden gitme konusunda yeterince şey paylaştım sizlerle. Yani bunun hakkında kendi içinizde o kıvılcımı bulun ve devam edin diyeceğim. Onun dışında bu pandemi döneminde yani sizler gibi ben de oyun oynamayı çok seviyorum veya gece geç saatlere kadar ayakta kalmayı çok seviyorum açıkçası. Ne kadar kalamasam da işim gereği. O yüzden yani mesela özellikle bilgisayar oynarken veya telefonda oynarken böyle iki büklüm oluyoruz. Ben de bazen fark ediyorum mesela kontrolörü tutarken mesela iki büklüm oluyoruz. Bir şekilde kalıyoruz. Yani bir yere çok fazla odaklanıyoruz. Vücut bir yerden sonra tepki verebiliyor uykusuz da kaldığımız için. O yüzden bu pandemi döneminde biliyorum çok fazla dışarı çıkamıyoruz, yürüyüş yapamıyoruz, belki spor yapamıyoruz. Ancak vücudun buna çok ihtiyacı var. O yüzden uyku ve sporu lütfen eksik etmeyin hayatınızdan. Yani oturma odasında olsun, yatak odanızda olsun. Mesela diyelim ki ne bileyim turnuvaya gireceksiniz mesela şimdi. O turnuvanın yüklenme anı var ya, yani diyelim ki bir 15 saniye, 20 saniye, belki bir dakikayı bulur. O bir dakika içerisinde bilmiyorum yani bir stretching yapın, belinizi açın veya meraklarımız varsa push up yapabilir veya işte mekik yapabilir. Yani bu gibi şeyleri hayatınızdan eksik etmeyin. Ve uykunuza çok önem gösterin. Çünkü yani bu pandemi bittikten sonra tekrar dışarı çıkacağız. İnsan gibi görünmemiz gerekiyor.
O yüzden o yüzden bunlara önem göstermeye lütfen dikkat edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktini bizlere ayırdığın için, burada sorularımıza cevap verdiğin Teşekkür için, ederim. renk kattın. İyi ki geldin. İzlemek istersen PUBG Türkiye ki bekleriz izlemeni. Çok heyecanlı, güzel bir final müsabakası olacağını biliyorum. 4 haftadır Herkese bütün başarılar takımlara. bu arada. Evet, bütün takımlara da şimdiden başarılar diyelim. Erten Gazi'nin de başarılarını iletelim. Evet arkadaşlar, PUBG Türkiye kanalında Erten Gazi bizlerle beraberdi. Değerli hayat hikayesiyle beraber bizlere katkı sağladı. Güler yüzüyle beraber katkı sağladı. Onun gibi yıldız oyuncuları burada görmek her zaman çok güzel bir şey. İyi ki geldin. İyi ki bizlere vakit ayırdın. Sorularımıza cevap verdin. Çok teşekkür ediyoruz Erten. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. O zaman arkadaşlar, küçük bir ara veriyoruz. Küçük bir aradan sonra Migros Espor Türkiye'nin PUBG Mobile finaliyle beraber sizlerle beraber olacağız. Ufak bir aradan sonra tekrardan buradayız.